Değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığımız Kıbrıs Barış Harekatının 50. yıl dönümünü geride bıraktık. Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye'nin kararlı duruşu barış ve adaletin zaferi olarak tarihe geçmiştir. Harekatın başarıya ulaşması için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel hepinizin bildiği gibi Kıbrıs'ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaretler diplomatik kurallar çerçevesinde samimi ve nezaketli bir şekilde gerçekleşti. Fakat Lefkoşa'da son derece yakışıksız bir tavırla karşılaştık. Her şey olması gerektiği gibi diplomatik teamüller çerçevesinde ilerlerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevli büyük elçi genel başkanımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetini karşılamaktan yan yana görünmekten imtina etti. Aklı sıra kendince birilerine mesaj verdi. Bu yakışıksız ve saygısız davranışı eski genel başkanlarımıza ve dışişleri bakanlarımıza da yaptı. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'i karşılamayan Kıbrıs Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun bu davranışı diplomatik teamüllere aykırıdır. Bu saygısızlık sadece Cumhuriyet Halk Partisine değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil ettiği demokratik değerlere ve diplomatik geleneklere de bir hakarettir. Bir büyükelçinin görevi devletin ve milletin çıkarlarını en üst düzeyde gözetmektir. Büyükelçi Feyzioğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi heyetini karşılamaması bu görevin gerektirdiği tarafsızlıktan, ağırlıktan ve devlet ciddiyetinden uzak bir tutum sergilediğini göstermiştir. Geçmişi herkes tarafından bilinen, nerede durduğu belli olmayan, duruşu ve tavrı Anlık kişisel çıkarlarına göre şekillenen bu rüzgar gülü kendini istediği kadar küçültebilir, istediği yere kadar alçaltabilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ederken bunu yapamaz. Devlet görevlilerinin siyasi partiler arasında ayrım yapması demokrasimize, devlet ciddiyetine ve hukukun üstünlüğüne zarar verir. O yüzden bu yakışıksız tavra kayıtsız kalmayacağız. Değerli basın mensupları. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in her hafta gerçeklerden uzak bir başarı hikayesini dinler olduk. Bir hafta sanki ülkeyi içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çıkarmış çıkarmışçasına başardık diyorlar. Diğer hafta ekonomi programımız tıkır tıkır işliyor diyorlar. Ama halkın cebine yansıyan bir şey yok. Aksine açlık, yoksulluk ve sefalet her geçen gün daha da katmerleniyor. Bu haftada Sayın Şimşek'ten kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kredi notumuzu iki kademe arttırmasını büyük bir başarı hikayesi olarak dinledik. Notumuz B3'ten B1'e yükselmiş. Büyük bir müjdeyle duyuruldu duyurulmasını ama Modi'ye göre hala yatırım yapılabilir ülkeler arasında bile değiliz. Fakat kimse bu acı gerçekten bahsetmiyor. Kredi notumuz iki kademe yükseldiği halde dahi ülkemizin yatırım yapılabilir ülkeler arasına girememesi Türkiye'yi kaç yıl geriye götürdüklerinin de aslında somut bir kanıt. AKP iktidarının ve ekonomiyi kurtarsın diye göreve getirdikleri Mehmet Şimşek'in bu pişkin tavırları artık milletin aklıyla alay etmekten ve sabrını sınamaktan başka bir şey değil. Bu artık pembe tablo çizmenin de ötesinde bir şey. İşçinin, emekçinin, emeklinin, çiftçinin emeğinin karşılığından tasarruf ederken kendilerine kaynak kaynak yaratanların şatafatından gram eksilme yok. Hala bir eli yağda, bir eli balda olan saray ve avaneleri ekonomik krizi zerre dahi hissetmiyorlar. Ya anlayın artık kardeşim, siz başardık deyince başarmış olmuyoruz. Modis kredi notumuzu yükseltince Ayşe teyzenin tenceresi kaynamıyor. Ahmet amcanın borçları bitmiyor. Gerçek anlamda kazandığımızda halk bunu evinde hissetmeli. Bu durum fiyat etiketlerine yansımalı ve mutfaktaki tencereye yansımalı. Sayın Şimşek uyguladıkları program sayesinde kredi notunun yükseldiğini iddia ediyor. Ancak halkın alım gücü düşmüş, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken hepimizin yaşadığı ekonomik kriz, artan işsizlik ve enflasyon ortadayken ekonomik programın başarısından söz etmek mümkün değil. Bu tür manipülatif açıklamalarla halkı kandırmaya çalışmaları en az ekonomik krizin yaşattıkları kadar acı. Beyefendi ekonomideki dengelenme ve azalan dış finansman ihtiyacından bahsediyor. Fakat gerçek durum dış borçlar ve kısa vadeli kredilerle ayakta durmaya çalışan enkaz haline gelmiş bir ekonomi. Ülkemiz dış borç yükü altında ezilirken Nasıl olur da ekonominin dengelendiğini iddia edebilirler? Artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci iddiaları ise tam anlamıyla birer aldatmacı. Rezervlerin arttırılması geçici bir durumdur. Ve halkın günlük hayatında hissedilmediği sürece dezenflasyon süreci bir anlam ifade etmez. Gerçek enflasyon rakamları ve halkımızın yaşadığı ekonomik zorluklar ortada. Görünümün pozitif olarak korunması programlarına duyulan güvenin bir göstergesi değil, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye'yi yakından izlediğinin bir işaretidir. Bu açıklamalarla halkımızın gözünü boyamaya çalışmak sadece ve sadece ekonomik sorunları daha da derinleştirir. Ekonominin dayanıklılığını arttıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalar uyguladıklarını söyleyen Şimşek'e soralım. O kurallar neden sadece sokaktaki vatandaş için geçerli? O kurallar çifter çifter maaş alan bürokratlarınıza, son model makam araçlarınıza, geçiş garantili köprülerinize, özel uçaklarınıza, otoyollarınıza, yolcu garantili havalimanlarınıza, hasta garantili şehir hastanelerinize neden işlemiyor? Öve öve bitiremediğiniz programlarınız neden halkın refahını yükseltemiyor? Neden ekonomik sıkıntılar her geçen gün daha da derinleşiyor? Ve siz halkımızın yaşam kalitesi her geçen gün düşerken neden hala utanmadan ekonominin sağlam olduğunu iddia edebiliyorsunuz? Mehmet Şimşek'in Modi's açıklamaları gerçeklerden uzak ve halkımızı yanıltmaya yönelik kelimenin tam anlamıyla bir kara propagandadır. Ekonomik sorunlarımızın çözümü manipülatif açıklamalarla değil, halkın gerçek ihtiyaçlarına yönelik politikalarla mümkündür. Bu sistemden, bu yağma düzeninden beslenmeyen herkesin bu gerçekleri görmesi ve dillendirmesi lazım. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı emekliye reva gördükleri açlık ve sefalet maaşı olan 12500 liralık emekli maaşının maliyetini dillerinden düşürmüyor. Beğenmiyorsunuz ama bize maliyeti 33 milyar lira diyorlar. Ya insanda biraz vicdan olur. İnsanda biraz utanma olur. Bunu söylerken hiç utanmıyorlar ama aynı utanmazlar. SSK'dan işverene sağlanan 5 puanlık destek primini iptal ettiklerini ve buradan bütçeye kaynak sağladıklarını söylemiyorlar. İptal ettikleri destek priminin hazineye ilk 6 aylık getirisi tam 128 milyar Türk lirası. Emekliye verdikleri 2500 liralık zammın bütçeye maliyetinin 33 milyar lira olduğundan bahsediyorsunuz. İptal ettiğiniz destek priminin 128 milyar lira getirisinden bahsetmiyorsunuz. Ya siz emekliye verdiğiniz parayı cebinizden mi veriyorsunuz? Ya da emekliye lütufta mı bulunuyorsunuz? Siz ülke yönetmeyi ne zannediyorsunuz? Değerli arkadaşlar, şimdi anlatacaklarım fıkra değil. Sosyal Güvenlik Kurulu, emekliler nokta gov.tr adında bir siteyi faaliyete geçiriyor. Bu sitede emekliler için sağlıklı yaşam önerileri sıralanıyor. Mutfak masraflarına yetişemediği için pazarda çürük sebze meyve aramak zorunda kalan emekliler stresle başa çıkmak için meditasyon ve yoga yapacaklarmış. Ayrıca emekliler yeni hobiler edinmeliymiş. Örneğin müzik aleti çalmalılarmış. Ya batırdığınız ülkede hayatta kalmaya çalışan emeklilerle dalga geçmek için yapmadığınız bir bu kalmıştı. Karınlarını dahi zor doyuran vatandaşa yoga yap diyebilmek eğer şakaysa hiç komik değil. Şaka değilse durum daha da vahim. Bu yapılan artık iyice akıllarını yitirdiklerinin bir kanıtı. Değerli basın mensupları, şuna artık iyice kani olduk. AKP yöneticileri pazara gitmiyor. Halkın içine karışmıyor, emeklilerin derdini dinlemiyorlar. Ama oturdukları yerden her şey düzeliyor mesajı vermeye de bayılıyorlar. Normalde yaz aylarında sebzenin, meyvenin fiyatı düşer. Bu yıl her ürün gibi ne yazık ki onların da fiyatı artıyor. Mazot, gübre, ilaç, tohum ve yem gibi tarımsal girdilerin tamamı ithal. Döviz arttıkça bunların fiyatları da artıyor, ürünlerde zamlanıyor. Bir adet limon 12 lira olur mu? Bir kilo taze fasulye 60 lira olur mu? Bir kilo armut 200 lira. Yaz aylarında fiyatlar böyleyse kim bilir kışın fiyatlar ne olacak? Fileler bomboş ama enflasyon düştü. Öyle mi? Çaykur deseniz çay üreticisine adeta zulmediyor. Önce 17 lira gibi bir fiyat belirlediler. Şimdi de alım kotasını düşürdüler. Çay üreticinin elinde kalıyor. Çay çuvalların içinde çürüyor. Özel sektörse çayı daha da düşük fiyata satın alıyor. Bu bir iktidar bu kadar vicdansız olabilir mi? Hiç mi insafınız yok? İşte böyle bir ortamda emeklilere reva görülen maaş 12500 lira. Bir de Erdoğan emekli maaşına verdikleri şaka gibi zammı eleştiren muhalefete hiç utanıp sıkılmadan bunların sırtında küfe yok. Biz ölçüyoruz, biçiyoruz demiş. Sayın Erdoğan, sen farkında değilsin ama asıl küfe emeklinin, emekçinin, işçinin, esnafın sırtında. Neyi ölçüp biçiyorsanız yanlış ölçüyorsunuz. Asgari ücret bile açlık sınırının altında kalmışken ölçüp biçip hesapladığınız ücret 12500 lira öyle mi? İktidarı bir kez daha uyarıyoruz. En düşük emekli maaşı Asgari ücret seviyesine çekilmeli Asgari ücrette En az 25 bin lira olmalı AKP iktidar geldiğinde En düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu Bugün emekli maaşı Ne yazık ki 3 çeyrek altın dahi alamıyor Emeklinin cebinden En az 5 buçuk Çeyrek altını gitti Emekli vatandaşlarımızdan Çalınan altınların hesabını soracağız. Emekli vatandaşlarımıza da seslenelim. Kaybettiğiniz beş buçuk çeyrek altın, altını sandıkta arayın. Çünkü ne demiştik? Geçim olmazsa seçim olur. Değerli arkadaşlar, emeklilerin maaşlarıyla ilgili tek tip düzenleme yapması gerekirken, intibak yasası çıkarılarak emekliler arasındaki ayrımların ortadan kaldırılması gerekirken prim güncelleme katsayısının aylık bağlama oranlarının aylıkların alt sınırlarının hakkaniyetle belirlenmesi gerekirken AKP'nin son planı emeklilik yaşını 65'e yükseltmekmiş. AKP emeklilikle ilgili ne zaman bir düzenleme yapacağını söylese emekli haklarında her zaman bir gerileme yaşanmıştır. En yıkıcı olanı ise 2008 yılında yapılan değişikliktir. Bu değişiklikle emeklilik yaşı yükseltilmiş, aylık bağlama oranları düşürülmüş ve emekliliğe hak kazanma koşulları ağırlaştırılmıştır. AKP'yi bir kez daha uyarıyoruz. Emeklilik sistemini değiştirip İnsanlarımızı mezarda emekliliğe zorlayacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hatırlatalım. EYT bizim zorlamamızla çıkarıldı. Mağdur olan binlerce kişi hakkını aldı. Eğer çalışanlara karşı yeni bir oyun oynamaya kalkarsanız karşınızda yine bizi bulacaksınız. Emeklilikle ilgili yapacağınız en hayırlı iş emekli maaşlarını arttırmak olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta ülkemizin devlet kurumlarının kaynaklarının milletimize değil de yandaşlara, belli kişilere ve gruplara aktarıldığının bir örneği daha ortaya çıktı. Türk Hava Yolları milletimizin gururu, Filenin Sultanlarını 13 saatlik Amerika Birleşik Devletleri yolculuğuna ekonomi sınıfında daracık koltuklarla gönderirken meğer bir taraftan da tarikatlara, yandaşlara, kendilerine yakın derneklere sınırsız ayrıcalıklar tanımış. 2018 ve 2021 yılları arasında binlerce bedava bilet verilmiş. Tonlarca bagaj ve kargo bedava taşınmış. İndirimli yolculuklar yapılmış, üst sınıflarda uçulmuş. Tarikatlara, yakın görülen derneklere, eşe, dosta kıyak çekilmiş. Değerli basın mensupları ve kıymetli yurttaşlarımız, bunlar Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar milyonlarca lira tarikatlara, yandaşlara aktarılıyor. Sonra memurun, işçinin alın teriyle kazandıklarına göz dikiliyor. Bir diğer değinmek istediğimiz konuysa değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Türkiye'deki Fransız okullarının Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması ve bu okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına göre eğitim verilmesi gerektiğini söyledi. Bakanlık bu konuda taviz vermemekte kararlıymış. Ancak her ne hikmetse bu Fransız okullarından birinde milli ve manevi değerlerimize bağlı çocuklar yetiştireceğiz diyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın çocuğu da okuyormuş. Sayın Mahinur Göktaş devlet okullarındaki eğitimi ya da müfredatı mı beğenmiyor ve çocuğunu Türk okullarına göndermek yerine Fransız okullarına gönderiyor? Yoksa konu kendi çocuğu olunca milli ve manevi değerlerinden vaz mı geçmiş? İki bakanı birbirine düşüren bu tartışma bize ülkemizin eğitim sistemindeki çifte standardı, kaliteli ve nitelikli eğitimin artık bu ülkede sınıfsal bir mesele haline geldiğini bir kez daha göstermiştir. Parası olan yine bir yolunu bulup çocuğunu bu tarikatlerin gölgesi düşmüş müfredattan uzak tutabiliyor da çocuğunu özel okula gönderecek parası olmayanın çocuğu akıldan, bilimden, çağdaşlıktan uzak bu müfredata mahkum bırakılıyor. Bana bak Yusuf Tekin senin zihniyetinin yansıması olan bu karanlık müfredatı sizinkiler bile beğenmiyor. Bu ülkenin pırıl pırıl çocuklarını atmaya çalıştığınız o kör karanlığa kendi çocuklarınızı atmaya razı oluyor musunuz? Bu ülkenin çocuklarının başına gelen en büyük talihsizliksin Yusuf Tekin. Karanlık zihniyetinizin de senin de karşında durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları. Bir Diyanet İşleri Başkanı var ki akıllara zarar. Adam kendini resmen şeyhülislam sanıyor. Geçtiğimiz cuma günü Düzce Akçakoca Merkez Camii'nde okuduğu cuma hutbesinde kadınların yüz, el ve ayakları hariç örtünmesi gerektiğini, kadınların, gençlerin erken yaşta evlenmesi gerektiğine dair bir şeyler saçmalamış. Diyanet'in sınırsız bütçesiyle saltanat süren bu hadsiz adam anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu unutmuşa benziyor. Unuttuysan hatırlatalım, aler var. İnsanların giyimine, yaşam tarzına, kaç yaşında evleneceklerine telkin ve tavsiye yoluyla dahi karışamazsın haddini bil. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'de kadınlar kaç yaşında evleneceklerine kendileri karar verebilirler. Türkiye'de kadınlar siz istiyorsunuz diye dört duvarın arasına sıkışıp kalmazlar. Sayın basın mensupları, iki gün sonra Türk tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir zaferin tescili Cumhuriyetimizin tapusu ettiğimiz Lozan Barış Anlaşması'nın 101. yılını kutlayacağız. Lozan Anlaşması ulusumuza yönelik büyük güçler tarafından hazırlanmış ve sevr ile tamamlandığı sanılmış yok sayma ve yok etme girişiminin yine ulusumuzun direnciyle püskürtülmesinin belgesidir. Bir siyasal zafer yapıtıdır. Sevri yırtıp atan bir ulusun kaderini, dünya tarihini değiştiren büyük önderimiz, Cumhuriyetimizin birinci cumhurbaşkanı, kurucu genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Lozan kahramanı, ikinci cumhurbaşkanımız, ikinci genel başkanımız İsmet İnönü'yü ve Kurtuluş Savaşı'nda can veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. Tabi buyurun. Ruda Medya grubundan Şevket Erke. Efendim benim sorum e, Suriye meselesine ilişkin. E, MYK toplantınızda Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Suriye Devlet Başkanı Sayın Beşar Esad'la görüşmesi gündeme geldi mi? Bununla ilgili herhangi bir planlama var mı? Güncel durum nedir? teşekkür ederim efendim. Efendim bu konu zaten bizim gündemimizde olan bir konu. bir süredir bu konuyla ilgili diplomatik yollardan gerekli iletişim, gerekli çalışma yapılıyor. önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Suriye Devlet Başkanı Sayın Esad'la görüşeceğini ifade edebiliriz. Ancak bu görüşmenin tarihi, yeri ve zamanı henüz kesinleşmiş, netleşmiş değil. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ediyorum.